Vallahi duygulandım. Ne olur izleyiciler de kusura bakmasın. Anne Semra Uzun, baba Adnan Uzun bizimle birlikte. Hüseyin bir merhaba de istersen. Merhaba anne baba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz, sen nasılsın oğlum? İyiyiz. Bu arada birisi beni aradı konsolosluktan sanırım. Harkiv'e geçebilir misiniz dedi ama Harkiv'e geçemiyoruz. Çünkü 3 tane 4 6 araba buradan çıkmaya çalıştılar. İlk arabaya ateş açıldı. Yani 3 tane kontrol noktasından geçildi. Ruslar tarafından ama 4. de ateşler açıldı. O yüzden çıkamıyoruz Harkiv'e. Şimdi Harkiv'e ne kadar bir uzaklıktasınız Hüseyin? Yaklaşık 3 saat falan. O zaman bir kez daha duyurma şansımız var, en azından söyleyelim. Harkiv'e ulaşmanız biraz güvenlik açısından sıkıntılı. Eğer başka bir çok çare sıkıntılı. Bulunabilirse Çok sıkıntılı daha güvenli olabilir. Bunu da senin aracılığına bir kez daha söylemiş olalım. Semra Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Eminiz bir anne hoş olarak bulduk. Zorlu bir süreç. Sık konuşabiliyor musunuz evladınızla? Evet, konuşuyoruz. Sıkıntı olmadı görüşmekte. Bekliyorsunuz ama sağ salim inşallah en kısa zamanda. Evet. Tahliyelerini bekliyoruz. Adnan Bey merhaba. Merhaba efendim. Aynı temelleri sizler için de aktaralım. İsterseniz bu vesileyle bir kez daha Hüseyin, ben çok fazla konuşmayayım. Şarjın da ağırlıklı olarak biraz dolu kalması lazım iletişim kurabilmen adına. Bir istersen tekrar bir merhaba de annene babana. Merhaba. Merhaba. Ben şunu merhaba. Söyleyebilir miyim efendim? Efendim? Bir şeyler söylemek istiyorum da. Devletimiz bizim çok güçlü. Yani bir an önce oradaki öğrencilerimiz de ulaşılsın bir şekilde. Yani Rusya tarafından mı çıkarırlar? Ya da güvenli bir hat bu taraftan kurulup oradan mı çıkarılır? Yani bir şekilde bunlara ulaşılsın efendim. 200 tane öğrencimiz var orada. Adnan Bey yani inşallah sağ salim en kısa zamanda Dışişleri Bakanlığımızın tahliye planıyla Hüseyin de sizin yanınıza kavuşacak. Semra Hanım, ne kadardır görmüyorsunuz Hüseyin'i, ne kadar süredir? Eylül'den beri görmüyoruz. Ya 7 ay falan yok. 6-7 ay. Sizler için de büyük bir endişeli bekleyiş haliyle. Ama uyuyamıyoruz efendim yani. Tabii buyurun. Geceleri buyurun. Hiç uykularımız kalmadı. Haklısınız. İster istemez endişeleniyoruz yani. Yani sürekli o görüntüleri gördüğümüzde. Bilgi verebilirim aslında. Şu Hüseyin bir şey mi dedin? Evet, Sumi'den bir bilgiler vereceğim. Dün gece bazı kırmızı noktalar gördük açıkçası. Bizim yurdun önünde bir binada da vardı. Bir tane olimpik havuzun yanında hostel 1 sanırım. Yani hostel 1 diye geçiyor. Yurt 1 diye geçiyor. Orada da kırmızı noktalar vardı. Kırmızı nokta dediğin güvenlik noktaları mı? Arama noktaları mı? Yok. Hiçbir fikrimiz yok. Yani saldırı mı olacak yoksa füze mi atılacak, hiçbir fikrimiz yok. Bu bahsettiğin noktalar senin bulunduğun alana ne kadar yakın? Yani bir tanesi 200 metre, 300 metre var şu anda, hani evden bahsediyorsak 200 metre, 300 metre. Öbür tarafta balkondan bakarsak çok uzakta, yani yaklaşık 1-2 kilometre vardır. Orada da kırmızı nokta görmüştük. Adnan Bey bir şey mi dediniz? Buyurun. Bu kırmızı noktalar dedikleri televizyondan izlediğimiz kadarıyla o sabotajcılar içeride işaretleme yapıp sonra balistik füze atılıyor herhalde oralara. Oğlumun demek istediği herhalde o yani. En azından... Yalnız bir bilgi vermek istemiyorum. Ben şu anda sadece gördüklerimizi söylüyorum. Ben şey yapmak istemiyorum şu an. Gördüklerini, yaşadıklarını paylaşman önemli elbette. Bu yayınları da bu amaçla yapıyoruz. Bizim çok fazla konuşmamızdan ziyade senin özellikle sağ salim, güvende olduğun bilgisini de annenle babanla bir kez daha paylaşmaya aracı olmuş sayalım. Ayrıca şey de ekleyebilirim şu anda. Dronlar da gece görüldü. Yani burada Manufaktüre diye bir marketin üstünde drone duruyordu. Bir WhatsApp grubumuzdan bir arkadaşımızın evinin yanında da pencereden gözüküyormuş drone yanında yani. Hüseyin, özellikle örneğin çıkıp markete gittiğiniz noktalarda sıkça Ukrayna askerlerinin birliklerin olduğu noktalar var mı? Sık mı? Dışarıda çok sık biz görüyor musunuz? Asla çıkmadık dışarı. Çok tehlikeli olduğu için asla dışarı çıkmadık yurttan. Şu anda 6 günden beri yurttayız yani, öyle düşünebiliriz. Peki size kim ulaştırıyor gıdayı? İlk biz gitmiştik, hemen stok yapmıştık yani ilk günden.
Sonra üniversite hocamız da bize ulaştı. Stok hani durumunuzla ilgili. Hemen bize bir şeyler gönderdi. Öyle Peki. söyleyeyim. Semra Hanım, oğlunuza neler söylemek istersiniz? İsterseniz ben bırakayım sizi, birazcık da siz oğlunuza bir seslerini verin. Seni seviyoruz oğlum. Bir an önce inşallah dönersin. Devlet büyüklerimizden bekliyoruz talihini. Aynen öyle. Bütün öğrenciler için. Umarım. Türkler için. Tamamdır. Oradaki masum insanlar, yazık. Yazık yani masum insanlara. Savaşlar olmasın. Aynen, savaşlar olmasın. Yani bütün öğrencilerimiz var orada. Yani Ukrayna gelende birçok talih bekleyen insanlarımız var. Çalışanlarımız var, öğrencilerimiz var. Yani ama bunlar işte hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bilmiyorum yani. Çalışıyoruz ama çalışamıyoruz yani, işte aklımız fikrimiz hep orada. Haliyle başka evlatlar da var mı Semra Hanım? Hüseyin'in kardeşleri Yok, bir var mı? tane Öyle tek mi? çocuk, tek çocuk. Evet, tek çocuğumuz. Başka yok. İnşallah sağ salim en kısa zamanda Hüseyin'e kavuşursunuz. Buna hiçbir tereddüt yok. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Dünyanın neresinde olursa olsun emin olun sizin evladınızı da size sağ salim ulaşılacaktır. Var mı söylemek istedikleriniz? Başka alalım, yavaş yavaş noktalayalım. Bunu biliyoruz zaten, devletimize güveniyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Artık Tabii. bizde korku ve endişe gitti. Sadece sinir, yani sinirleniyoruz. Baya böyle hani gerginiz. Sadece yani sinirleniyoruz. Bu da haklı bir psikoloji herhalde. Çok zor bir süreç geçirmeye çalışıyorsunuz. Evet. 5. gün kolay değil. Bir taraftan günlük temel ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorsunuz. Endişe var, korku var. Hüseyin, elbette tek temennimiz sağ salim, senin de diğer arkadaşların olduğu gibi ülkeye dönmen, ama eminiz ki en kısa sürede annene babana Ayrıca kavuşacaksın. şöyle bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Sumi'deki arkadaşlar herhangi yani şu anda Sumi'deki arkadaşlar için söyleyeceğim. Gıda sıkıntınız varsa biz bir yardım edebiliriz. Yani birazcık verebiliriz. Elimizden geldiğince veya tek kalan arkadaşlar bizim yurda gelebilir. Hostel 3 gölün yanında. Gölün en yanındaki Hostel 3'teyiz biz. Öyle söyleyebilirim şu anda. Güzel. Bu hassasiyet için de bir kez daha teşekkürler. En azından birbirinize bu süreçte destek olmak adına. Semra Hanım, Adnan Bey, teşekkür ediyoruz size de yayına katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah Size çok sağ çok teşekkür salim ederiz Hüseyin'e efendim. en kısa sürede kavuşursunuz. Hepimizin temennisi o yönde. Hüseyin, kendine dikkat et. Diğer arkadaşlarına da çok selamlar. Aleyküm selam. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki, sizler de Size sağlığınız. gelin Çok sağ olun. teşekkürler.